ile Çanakkale Deniz Savaşı sergisi açıldı. Yağlı boya tablolar, fotoğraflar, gemi modelleri, dioramlar, propaganda posterleri, savaşın anısına çıkarılmış olan ipek ve keten hatıra mendilleri gibi çeşitli objelerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Bakın taşınıyor. Bunlar sahile çıkartılmıştır ve bütün savaş sırasında bu gemilerden sökülen toplar kullanılmıştır. Efendim Çanakkale'si... Girne Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Vakfı İşbirliği'nde küratörlüğünü Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü ve Deniz Tarihçisi Ali Rıza İşipek'in yaptığı bilinmeyen yönleriyle Çanakkale Deniz Savaşı sergisi düzenlendi. Çanakkale Savaşları'nın 101 yılı nedeniyle Girne Üniversitesi kampüsünde açılan sergide deniz savaşlarının tüm yönleriyle aktarılması adına deniz harekatı ile ilgili yağlı boya tablolar, fotoğraflar, gemi modelleri, propaganda posterleri, savaşın anısına çıkarılmış olan ipek ve keten hatıra mendilleri, çeşitli objeler, Nusret'in dökmüş olduğu mayınlarla, Muaveneti Milliye Muhribi tarafından atılan torpidoların gerçek ölçülerdeki replikaları, Osmanlıca şema ve haritalar ile çeşitli bilgi panoları yer aldı. Sergi açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doçent Doktor İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor İlkay Salihoğlu ve öğrencilerinin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Turizm Bakanı Doktor Faiz Sucuoğlu, Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Milletvekilleri Menteş Gündüz ve Dursun Oğuz ile Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doçent Doktor İrfan Günsel, milli değerleri korumanın önemine değinerek, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman milli değerlerimizi korumanın öneminin bilincinde olduk. O değerlerden güç ve ilham alarak ortak geleceğimiz için bilimsel ve toplumsal fayda ürettik. Geleceğimizi birlikte inşa ederken geçmişimizi unutmayarak ve değerlerimize sahip çıkarak ilerliyoruz. Bu yüzden tarihimizdeki bu zaferin önemi de bizler için çok büyüktür dedi. Sergide konuşan Ulusal Birlik Partisi lideri Hüseyin Özgürgün şu ifadelere yer verdi. Tabii böyle önemli bir günde, böylesi önemli bir sergi ki büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının ve onun tabii ki bağından kopmuş ve bugün burada her türlü zorluğa göğüs gelerek kahramanca mücadele vermiş Kıbrıs Türk halkına, anafartalarda ve Çanakkale'de yaşanan zaferi en iyi yaşayan, en iyi hissenen, bilen bizlerin bugünün önemini gelecek kuşaklara anlatmak üzere, gelecek kuşakların o günlerde neler yaşandığını, o günlerin nerelere geldiğini veya olmasaydı veya başarısızlıkla sonuçlansaydı bugün nerelerde olunabileceğini anlamaları açısından böylesi önemli bir organizasyonu ve böylesi güzel ve anlamlı bir sergiyi düzenleyen Girne Üniversitesi'ne yürekten teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Etkinlikte 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da bir konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kültürel alanda, çeşitli alanlarda yapmış olduğu hizmetler, ortaya koyduğu toplantılar, seminerler hepimizin merhabadır. Bugün de Girne Üniversitesi'nde böyle tarihi bir serginin açılışını birlikte yapıyoruz. O bakımdan üniversitemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinde ne kadar önemli olduğu da kendini ortaya çıkar. Tabii ki Çanakkale savaşlarıyla Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Daha sonra sürdüren mücadelerle ve sonra da Gözden'de Türkiye'nin sınırları çizilmiştir. Biz Kıbrıs'ta yaşayan Türkler olarak elbette Türkiye'de yaşanan olayları, olmuş geçmiş bütün olayları çok yakından takip ediyoruz. Bizim lise yıllarımızda, hatta ortaokul, ilkokul yıllarımızda tarih dersindeyince Türkiye tarihi öğretilirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Doktor Suat Günsel günün anısına 3. Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'e Çanakkale madalyonları takdim etti.
Özel sektörde